Şule Gelin'in salonu spor tarzdaki eşyalara ev sahipliği yapıyor. Düğme detaylı ekru ve lacivert oturma grubu kulaklı berjerlerle tamamlanmış. Büyük ebatlı bir boy aynası kullanılması salonu olduğundan geniş göstermiş. Ayna ne kadar büyükse televizyon da bir o kadar küçük. Televizyon ünitesi ise luxury tarzında. Şage halı rengi dışında salona uygun bir seçim. Dikey bordürlü fonlar salona farklı bir hava katmış. Son olarak gelinimize krem ya da ekru tonlarında bir halı kullanmasını tavsiye ediyor ve sözü kendisine bırakıyoruz. Salon yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle o dokumluk, dekorasyonda kullandığınız dokumluk mu? Kendi ikramlarınızda kötü bir dekorasyon kullandınız. Burada lokumluk görüyorum. Onu alabilir miyim? Bunu neden kahve sunumunuzda kullanmadınız? Yani ellerinde lokumluk, bunu dekorasyon olarak nasıl koyabildiniz oraya? Nasıl koyabildim? Tam da öyle koyabildim. Hiç ömrünüzde böyle bir lokumluk gördünüz mü siz? Evet, bak ellerinde tabakları var. This is lokumluk ya da şeker senin tarzı bir şey var mı? Senin için koyayım arkadaşım. Sen mutlu ol yeter ki. Yalnız o kadar tozlu ki, yani siz hiç silmiyor musunuz bunu? Dün temizlik yaptım ama tozlanması çok normal. Senin evinde de göreceğiz. Evet, benim evimde böyle bir şey göremezsin. Böyle dekorasyon göremezsin. Özellikle bakacağım arkadaşım. Özellikle bak. Evet. Tamam. O şekilde özellikle bak. Ya siz nasıl buluyorsunuz bu dekorasyonu? Ben de hiç beğenmedim. Bence hiç uygun değil. Onu çıkartabilir miyiz? Bu sesini görmeyelim alabilir onu. Miyiz? Görmek istemiyoruz. Yani evini sanırım temizlememiş. Programa katılıyor ama evini dip köşe temizlemesi gerekiyordu. Resmen Gaye'nin eli kapkara oldu. Ben devam etmek istiyorum. Avizeni hiç beğenmedim. Orada avize var da burada neden yok? Ay çok arkadaşım yettiremedim ya, param yoktu, oraya alamadım. Tanıdığım bir elektrikçi var, çağırayım yaptıralım istersen. Benim de tanıdığım istersen. Çok kişi var, o demek ki çağırmamışım. Yok, yaptırmadım. Biz buraya geldik, bunu yorumlayacağımızı bilemedin mi? Bildim ama yapmadım. Niye, bizi umursamıyor musun? Demek ki seni umursamıyorum. Avizesiz bir salonunla sen de ona göre bir puan alırsın. Bu da bizim bahanemiz olmaz. Biz gittikten sonra oraya bir avize siparişi ver bence. Avizem var. Aynasından sipariş verdim. Orada da bu avizeyi hayal ederek düşün. Biraz hayal gücünü kullan. Şimdi avizenin bulunduğu yerde tam ortada değil yani. Yamuk. Neden böyle? Çünkü ben kiracıyım. Yani onu yapan kişi oraya yaptıysa ben ne yapabilirim? Yani onu yamuk diye yani ne yapayım? Duvarı delip oraya mı yapayım? Hayır, küçük yani büyük bir avize tercih etmişsin. Ama çok oraya da büyük ufak değil bir aslında. Avize, buraya da ufak bir avize, ikisini kombinleyebilirdin. Yani oraya bir tane kocaman avize yerine çok iki tane küçüğü, ikisini ben bölebilirdin. Daha hoş dururdu. Ben çok büyük ve kocaman bulmuyorum. Yani ama salonuna göre birazcık büyük geldi bana. Ve senin salonun şu anda ne tarz? Yani klasik mi, spor mu, avantgard mı? Ne olarak adlandırıyorsun? Yani sen bunu avantgard olarak adlandırıyorsan... Yani çünkü... Görmedim, duymadım, tamam, bilmiyorum. Koltukların spor, okey. Ama TV ünitesinin altındaki o konsolun çok klasik ve gümüş renginde. O yüzden hani bu salonun şeyi, TV ünitesi değil o. Ne yapsaydım? Kocaman şeyi oraya mı koysaydım? Kocaman değil ki yani. Sen kendi evini mi bilmiyorsun? Tamam, şu kadarcık bir senin TV altındaki şeyin spor var. Spor bir şey tercih edebilirdin. Spor zaten daha, yani bu yani, şey mi, şık mı? Şöyle mat tercih edebilirdim. Parlak değil de mat bir şey tercih edebilirdin. Yani gümüşü mü almak istiyorsun? Gümüşün matını yani. Aynen bu öyle. Mat tercih. Şahsen bu eşyalar bende olmuş olsaydı, evet perden güzel, halı hoş, işte koltuğun güzel ama dekorasyon işi bozmuş. İşte buradaki avizenin eksikliği. Yani ben bu mobilyalarla çok farklı şeyler yaratırdım. O yüzden salonunu açıkçası çok beğenmedim ama tek tek parçalar güzel. Bu arada şey, çiçeğiniz canlı mı? Çok güzel, büyük ve... Evet, canlı kendisi. Bakabilirsiniz isterseniz. Çok güzel. Burada da aloe vera var galiba. Evet. Kullanıyor musun bunu? Hayır. Yani kesip içerisinden o jelini alıyor musun? Hayır. Yani izin verirsen ben içerisinden bir tanesini kesip bir tane arkadaşımıza da maske yapabilirim. Ben izin veririm ama... Yani sonuçta o da bir can, bence koparmayalım. Evinde böyle bir şey varsa değerlendirebilirsin. Kesiyorsun, yani o çiçek orada kurumuyor. Yeniden çıkıyor yani. Bir de ortaya yerine koyabilir misin, görelim. Aynen. Yani izin verirsen görelim. De yapsaydı bize arkadaş. Hatta şuradan bir tane kopmuş mu? Sen mi koparttın? Hayır, kendisi kopartmadım. Kendisi mi gitmiş, bir şey olmuş burada? Yani şu en dibi, şu zaten birazcık gitmiş gibi bir şey.
şu bayağı bir sarkıyor. Tamam, İstersen o zaman en alttakini alabiliriz. Evet, o zaman tamam, deneyelim. Bir tane bıçak alabilir miyim? Tabii ki Zehra. Doğal maskelere ben de çok meraklıyım. Zehracığım, bıçak geldi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, ben bunu bu şekilde yapayım. Siz de yorumlamaya devam edin isterseniz. Koltukların yani güzel ama şu görüntüsü çok hoşuma gitmedi. Şunu alalım şöyle. Aynen. Yani ben beğenmedim çok. Şöyle koyalım. Ben de şunları şu beğenmedim. Şu görüntüsü hiç hoşuma gitmedi. Halıyı da aynı şekilde buraya hiç yakıştıramadım. Benim bu adamın halısı normalde beyaz ama doğum günü yaptığım için lekeleri vardı. Hazırlıksız yakalandım aslında. Onu ayarlayamadım. Keşke daha uyumlu bir halı seçseydin. Bu gri halıyı hiç buraya yakıştıramadım. Çünkü odada hiç gri bir şey yok. Fon perdelerin bej rengi. Diğeri lacivert, ortadaki perden beyaz. O bej rengi de koltuklarla kesinlikle uyuşmuyor zaten. Yani renk olarak bilmiyorum, arkadaşlar fark etti mi? Perden açık renk, bu da açık renk. Hani ikisini aynı şekilde zaten bulamazdım. Ben en uygunu bu şekildeydi. İkili kullanmak istedim. Hani tek de yapabilirdim. Bu sefer daha sade dururdu. Mesela tek krem yapsaydım bu hiç hoş olmayacaktı. İki koltuğu da kullanarak bu şekilde ikili kullandım fonlarımı. Ya ben perdene demiyorum. Perden iyi. Fon perdenin lacivert rengini beğendim ama diğeri o böyle ne beyaz ne böyle değişik bir renk olduğu için hani koltuğa yakıştıramadım o rengi. Saatini çok beğendim duvardaki. Sadece duvara birkaç bir şey daha bence ekleyebilirdin gibi geliyor. Aplik gibi bir şey kullanabilirdin. Anladığım kadarıyla çivisi çakmana bir şey demiyor ev sahibi. O çiviler ben geldiğimde vardı kızlar. Aplik de ev benim olmadığı için uğraşmak istemiyorum. Ben de görüyorum. Şimdi aslında bir emek olup yapmak isterdim ama burası için pek düşünmüyorum. Buraya büyük tablo ihtimalle kullanabilirdiniz. Evet. Mesela bu yani bu duvar buraya dedim, bomboş olmuş. Buraya aplik gibi bir şey yapabilirdim. Hem aynam da var, güzel olabilirdi ama dediğim gibi. Ama siz yaşıyorsunuz burada. Hani kiracı olduğunuz için böyle düşünmemeniz gerekir. Zaten sürekli dekorasyon değişen bir şey ya. Yani siz burada bir ay sonra taşınacak değilsiniz sonuçta. Ya ben de kiracıyım ama hani ben kiracıyım deyip dekorasyona hiçbir şeyinden hani ödün vermedim. Geldiğinizde de göreceksiniz zaten. Hani kiracıyım deyip ben onu yapamadım, bunu yapamadım. Biraz kolaya kaçmak gibi geliyor bana. Aynanın önünde bu çiçek çok güzeldi ama diğer çiçekler çok boğuk bir görüntü elde ediyordu bence. Bana kalırsa o çiçekleri oraya koymaman gerekiyor. Sadece diğer büyük çiçeğin çok güzel duruyor aynanın yanında. Dediğim gibi saati bu duvara alıp yanlarına iki tane aplik koysaydın daha güzel bir görüntü elde ederdin. Saatini ne kadar aldın? Saatimi 2000 liraya aldım. Yeni mi aldın yoksa evlenmeden önce mi? Bir yıl oldu, onu da alalı. Aynen ne kadar? Aynayı 1500 liraya aldım. Avizenin fiyatını öğrenebilir miyim? Avizeyi söylemiştim, 2000 lira. Koltuk takımının fiyatı ne kadar? 35.000 TL. Biraz fazla değil mi kızlar bu koltuk yani için? Bana normal geldi fiyat ama çok bana daha geldi. Bir şey değil. Ne zaman olmuştunuz? Ya evleneli 2 sene oldu. 2 yıl önceki bir fiyat bence biraz fazla geldi bana. Halının fiyatı halı peki ne kadar? 3000 TL. 3000 TL. Evet. TV ünitesinin fiyatı ne kadar? 15.000 TL. 15.000 TL mi? Bence çok fazla değil mi? Bence de 2 sene. Bence de çok fazla olmuş. Ya ben mağazadan aldım. Belki başka yerde bulsaydım daha uyguna bulabilirdim ama bu şekilde. Ya 15 bin lira araştırmadan her şeyi bence almışsın sanırım. Mağazadan aldım. İnternetten girip tek tek bakmadım. Ya zaten ben televizyonların üstüne böyle stand koyulmasını hiç sevmiyorum. Sanki orası mutfak dolabı gibi. Kızlar, büyük televizyon konsolu kullanmak istemedim kocaman. Çünkü raf şeklinde kullanmak istedim. Dediğin gibi rafa benziyor, evet biraz zaten raf. Büyük kullanmadım çünkü bir tane bebeğim var. Bir de oda dar olduğu için odayı daha daraltmak istemedim. Yani bu şekilde böyle kullanmak istedim. Daraltmak daha rahat oluyor. Ama daha şık, daha zarif duran bence TV ünitesi çok var. Ben görüyorum yani. Daha hem ucuz, 15 bin liraya daha güzelleri var bence. 15 bin lira kesinlikle değil. Daha zarif, daha kibar, daha böyle alanı geniş göstermeyen, rahatlıkla gidip gelebileceğim şu anda bilirsin. Şu anda olmuş olabilir. Senin için biliyorsun ki satılabiliyor. Tekrardan hani değiştirebilirim. Satarsam da dediğiniz gibi daha uyguna bir daha şık televizyon dolabı görürsem bence de alırım. Koyu ahşap böyle hani daha ağır gözüken böyle üniteler var. Bence çok da güzel tamamlardı. Ben öyle düşünüyorum.